Kahramanmaraş merkezi depremler Türkiye'ye asrın felaketini yaşattı. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. O deprem ki kültürleri, şehirleri yok etti. Peki 6 Şubat'tan bu yana kaç deprem oldu? Bu süreç hep böyle sürecek mi? Önümüzde özellikle nasıl bir süreç var? CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş tüm bu soruları konunun uzmanına sordu. Allah'ım yardım et! Sakin, sakin, panik yok! ...99'daki depremler bunlara göre, bu iki depreme göre nispeten daha büyüklükleri küçüktü. Dolayısıyla bunlar evet yani hemen hemen Erzincan depremi sonrasında gördüğümüz yani 39 depremi sonra gördüğümüz en büyük depremler dizisi diyelim. İşte böyle diyor uzmanlar. Bugüne kadar böylesi görülmedi. İki büyük deprem felaketi yaşattı. Binlerce insan göçük altında hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdürü Doçent Doktor Doğan Kalafat bir ay içinde 10 aylık depremi yaşadık dedi. Şu ana kadar 3 tane büyük deprem var. 2 tanesi 7.7, 7.6 ve 6.4 en son Hatay depremi. Onun dışında mesela bu etkinlik içerisinde 44 adet 5 ile 5.9 arasında deprem var. 425 adet 4 ile 4.9 büyüklüğünde deprem var. Ve toplam sayı 13.302 sabah itibariyle, bu sabah itibariyle. Bu ne demek? Bu bizim Türkiye çapında aldığımız deprem sayısının hemen hemen yani 10 aylık deprem sayısına eşit. Yapılan tespitlere göre ne sıklıkta deprem oluyor? Bu sayı yaklaşık 300'lerdeydi saatte ve saat bazında 100'e düştü. Bazında 100 deprem şu an. Evet. Ve şöyle zaman içerisinde bu azalıyor. Dolayısıyla bundan sonra da sıklıkları mümkün olduğu kadar tabii ki azalacaktır ama yine 2-3 günde bir 4'ün üzerinde deprem olma olasılıkları var. Yani burası bir fay var mı? Tabii kırılmayan faylara enerji yüklemesi oldu. Dolayısıyla bu ne yapıyor? O kırılmayan küçük talih kırıklar da olsa bunlarda orta büyüklükte depremlerin olma olasılıklarını bize öngörüyor. Peki bu süreç hep böyle mi sürecek? Bir yıl kadar devam edecek bu. Hem sıklıkları hem de büyüklükleri düşerek devam edecek bir yıl boyunca. Kuzey doğuya doğru işte Malatya, Elazığ, Bingöl'e doğru veya işte Güneybatı, Antakya, İskenderun, Kıbrıs'ın kuzey kesimi, Akdeniz civarında bu tür depremlerin olma olasılıkları da vardır. Bir zaman veremiyoruz. Bir de bu büyüklükte depremler olabileceğini de çok açıkçası düşünmüyorum ben. Ama orta büyüklükte depremlerin olma olasılıkları var tabii ki. Deprem bir Türkiye gerçeği. Aynı bölgede bir daha bu kadar büyüğü olmasa da bir yıl boyunca etkisi azalarak devam edecek diyor Doçent Doktor Kalafat ve ekliyor. Her üç kuşaktan bir tanesi muhakkak Türkiye'nin neresinde olursa olsun büyük bir deprem yaşayacaktır, sınanacaktır büyük bir depremle. Onun için bir yerden bir yere göç etmek çözüm olmuyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bizlerin vatandaş olarak yapmamız gereken depreme dayanıklı konutlarda ikamet etmek ve deprem dirençli bir toplum haline gelebilmemiz depreme karşı alınacak en önemli tedbir olacaktır.